TRT Türk ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Haberdar'a hoş geldiniz. Bizi Avrupa'dan, dünyadan ve ülkemizden takip eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Canlı bağlantılarımızla Avrupa gündemini değerlendireceğimiz Haberdar başlıyor. İlk canlı bağlantımızı Avusturya'ya yapıyoruz. Kültür Sanat Koordinatörü Halil İbrahim Doğan'la özellikle Avusturya siyasetini konuşacağız. Halil İbrahim Bey'e günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Malumunuz Avusturya'da seçimler sonuçlandı fakat koalisyon henüz kurulamadı. Cumhurbaşkanı Van der Bellen siyasi çıkmazdayız sözü aslında Avusturya'daki siyaseti özetler durumda Halil İbrahim Bey. FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi vermedi ama FPÖ'nün beklentileri devam ediyor. Hatta ÖVP ile birlikte koalisyon istiyoruz açıklaması yaptı Herbert Kiel. Ama tabii ki başbakan buna oldukça temkinli yaklaşıyor. Ben böyle bir özet yaptım. Sizden de detayları dinleyebilir miyiz? Sizce koalisyon görüşmelerinin sonu nereye gidiyor? Evet, bahsettiğiniz üzere bir çıkmaza girdiği söylenebilir. Evet. Öncelikle bu seçimler bir ilklerin yaşandığı seçimler. Hükümet kurma görevini normalde Cumhurbaşkanı birinci partiye tevdi eder. Birinci parti de eğer tek başına iktidar değilse koalisyon görüşmelerini yapar ve koalisyon görüşmelerinden sonra da hükümeti kurduğunu iletir. Fakat şöyle bir durum oldu. Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Van der Bellen seçimlerde birinci parti çıkan aşırı sağ FPÖ'ye vermedi. Bütün parti başkanlarıyla görüştü. Tek tek onların fikirlerini yani meclise giren 5 tane partinin başkanlarıyla görüştü. Sonrasında bir açıklama yaptı ve dedi ki seçimlerde çok net bir tablonun çıkmadığını, bazı partilerin çok yakın oylar aldığını ve bu partilerle görüşme sırasında kimsenin FPÖ yani aşırı sağ parti FPÖ ile ittifak kurmak istemediğini ve bu nedenle görevi FPÖ'ye vermediğini belirtti. Şöyle bir ara formül buldu ve hükümeti kurma meselesini en çok oy alan ilk 3 partiye tevdi etti ve onlara 10 gün süre verdi. Dedi ki 10 gün içerisinde bu üç partinin başkanları siz görüşmelerinizi yapın ve 10 gün sonra bir öneriyle bana gelin dedi. Bu tabii enteresan bir formül. Sizce ara nasıl formül. Bir öneri çıkacak bu üçlüden Halil İbrahim Bey? Şimdi onun detaylarına geleceğim. Yani çok karmaşık bir durum. Evet. Öncelikle bu seçimin ve bu görev meselesinin Avusturya'da ilkleri yaşadığını söyleyebiliriz. Şunu öncelikle kaydedeyim. Bu zamana kadar en fazla beklenilen süre 8,5 gündü. Fakat Van der Bellen bu hükümeti kurma meselesinde 10 gün bekledi. Hı hı. Bu bir rekor Avusturya tarihinde. Onun haricinde bir partiye değil de üçlü bir partinin ortak bir arayış sergilemesi gerektiğini söylemesi de bir ara formül olarak ilk. Tabii FPÖ bu durumdan çok hoşnut olmadı. Yani yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor ve bazı ağır ifadeler de kullandı. Öncelikle Van der Bellen'in çok bir net bir tablo çıkmadığı görüşüne katılmadıklarını ve bal gibi FPÖ'nün birinci parti yani aşırı sağın birinci parti olarak çıktığını aslında hükümeti kurma görevinin de kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi. Sonraki açıklamalarda FPÖ tabii çok kızgın bu açıklamalar, bu duruma çok içerlemiş görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği gibi muğlak bir durum olmadığını, kendilerinin birinci parti çıktığını, hı hı. seçimde kazanılan haklarının masada kaybedemeyeceklerini dile getirdiler. Ve seçmenlerin kararının yok sayılamayacağını, bunun demokratik bir davranış olmadığını söylediler. Ve diğer ikinci parti Merkez Sağ ÖFP partisine de bir eleştiri getirdi. ÖFP biliyorsunuz FPÖ'yü yani Merkez Sağ aşırı sağı devre dışı bırakacak çözümler arıyordu. Bu noktada da bir eleştiri geldi aşırı sağdan. Dediler ki Merkez Partisi ÖFP en çok oyu kaybeden parti. Çünkü %12'lik bir oy kaybetti bu seçimlerde.
koalisyon kurma meselesinde de olasılığına da kaybedenlerin koalisyonu yakıştırması yaptı aşırı sağ. Şu an kimsenin yaklaşmadığını görüyoruz. Dün merkez sağ ve aşırı sağ, yani ÖFAP ve FPÖ başkanları Nehammer ve Kikil bir görüşme yaptılar. Yani usulen bir görüşme oldu. Görüşmeden sonra merkez sağ partisi ve hali hazırda eski başbakan aslında çok zehir zemberek açıklamalar yaptığını söyleyebiliriz. Öncelikle Nehammer, merkez sağ partisi başkanı, ÖFAP başkanı Nehammer bir siyasi metafor olarak Kikil için üzengi tutan olmayacağını söyledi. Yani az bir rol karşılığında büyük fedakarlıklar yapmayacağını dile getirdi. Ve aralarında bir ayrım olduğunu, seçimden önceki tutumlarının aşırı sağa karşı seçimden önceki tutumlarının devam ettiğini, bunu kişisel bir antipatiden değil de Kikil'in merkez yani aşırı sağ partinin başkanı Kikil'in sorumluluk almaya hazır olmadığını dile getirdi. FPÖ'nün, aşırı sağ parti FPÖ'nün demokratik anlayışlarını paylaşmadıklarını, koalisyonun karşılıklı anlaşma, diyalog ve birbirini dinlemekten geçtiğini, bu noktada Kikil'le çalışamayacaklarını, çünkü İçişleri Bakanlığı zamanında Avusturya'nın güvenliğini tehlikeye atan anayasaya aykırı işler yaptığını, ayrıca korona zamanında da sorumluluk almayıp komplo teorilerini yaymakla suçladı. Yani bir noktada merkez sağ, aşırı sağ kapılarını kapattı diyebiliriz bu açıklamalar, çünkü ciddi suçlamalar içeriyor. Peki bu kilit nasıl açılacak sizce Halil İbrahim Bey? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın aşırı sağcılara koalisyon yetkisi vermemesi baktığınızda Yeşiller'de ve Sosyal Demokratlar'da da aslında olumlu şekilde karşılandı. Şimdi merkez sağında büyük bir tepkisi var aşırı sağ. Siz diğer seçenek olarak merkez sağ etrafında kurulabilecek bir koalisyonda neler öngörürsünüz? Şimdi sosyalistler zaten aşırı sağ kapılarını kapatmış. Evet. Yani hiçbir şekilde çok net bir biçimde koalisyon ortağı olmayacaklarını dile getirdiler. Şimdi buradaki çıkmaz şu. Merkez sağ ve sosyalistler bir koalisyon kurduklarında çok bir milletvekiliyle aslında çoğunluğu sağlıyorlar. Yani 183 milletvekili, 183 sandalye var. 92 sandalyeye sahip olan bir koalisyon kağıt üzerinde efendim hükümeti kurma yetkisine sahip oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu noktada Avusturya'nın demokrasi sınavından geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü demokrasi anlayışında biliyorsunuz çoğunluğun seçtiği iktidar ya da çoğunluğun seçtiği kişiye bu hak tanınıyor. Fakat burada bütün eller aşırı sağı engellemek üzerine kurulmuş gibi duruyor. Şöyle seçenek, yani en akla yatkın seçenek merkez sağ ve sosyalistlerin birliktelik kurmaları. Fakat bunun böyle bir milletvekiliyle çok sınırda bir durum olacağı için yanlarına NEOS ya da Yeşiller gibi diğer küçük partilerden de bir ortak alıp üçlü bir koalisyon kurma diye doğru gidiyor. Fakat tabii bu şöyle bir durumu da şey yapacak. Avusturya'da yani birinci parti çıksanız da efendim tek başına iktidar olma gibi bir durum olmayınca yani halkın seçtiğinin iktidar olmaması büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Aslında biraz önce bahsettiğiniz senaryo sanki en olası çözüm gibi duruyor. En azından şu anki konjonktürde Halil İbrahim Bey. Tabii bu iki parti, merkez sağcılarla aşırı sağcılar, ülkenin batısında Vorarlberg eyalet seçimlerinde tekrar yarıştılar. Sizden eyalet seçimlerinin sonuçlarını da dinleyebilir miyiz? Merkez sağcıların oylarını koruduğunu görebiliyoruz. Aşırı sağcılar ikinci oldu ama yine de bize bir analiz edebilir misiniz ülkenin batısındaki bu eyalet seçimlerinin sonuçlarını? Evet, kısaca seyircilerimize şundan bahsetmek gerekir. Avusturya 9 eyaletten oluşmakta. Evet. Her eyalet kendi seçimini, eyalet seçimini yapmakta ve iç işlerinde bağımsız davranabilmekte. Vorarlberg eyaleti de Avusturya'nın batısında kalan bir eyalet ve merkez sağın kalesi olarak nitelendirilebilecek bir bölge.
Bu seçimler aslında dalga dalga, sadece genel seçimler değil, eyalet bazında da seçimlerin FPÖ aşırı sağ yönüne ivreyi kaydığını gösteriyor. Şimdi sonuçlara baktığımızda merkez sağın kalesi olan Vorarlberg eyaletinde 5,22'lik bir düşüş yaşandı merkez sağ açısından. Bu aslında büyük bir rakam. Milletvekili sayısında düşüş oldu mu Halil İbrahim Bey? Tabii milletvekili sayısında da iki tane düşüş oldu. Gene birinci parti çıktı. Evet. %38,30'la. Fakat burada atılımı aşırı sağ yaptığını söyleyebiliriz. Daha önceki seçimlere nazaran oyunu %14 artırdı aşırı sağ. Ve %28'e yükseldi. Şimdi diğer partiler, işte Yeşiller, SPÖ, işte Neos vesaire, bunlar ya Yeşillerde de bir düşüş var. 6,5'luk bir düşüş var. Sosyalistler yine korudular ama tabii sosyalistler ülkenin o batısında çok etkin değiller. Daha doğusuna doğru bir etkinlik, özellikle Viyana'da bir etkinliklerinin olduğunu söylenebilir. Buradaki tabloya baktığımızda genel seçimlere nazaran tabii farklı bir tablo çıkıyor. Birinci Merkez Sağ Partisi çıkıyor ama 5,22'lik bir düşüş yaşaması, Yeşillerin aynı şekilde 6,5'luk bir düşüş yaşaması ve aşırı sağın %14 gibi neredeyse oylarını ikiye katlaması ve %28'lik bir oy alması bize bazı işaretleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii milletvekili dağılımında da bu tablo ortaya çıkıyor ve aşırı sağ 6 sandalye daha kazanmış oluyor. Evet. Sadece burada işte diğerleri ya sandalyelerini koruyorlar ya da sandalye kaybediyorlar ama aşırı sağ burada 6 sandalyelik bir fazla milletvekiliyle eyalet meclisine girmiş görünüyor. Bu tabii diğer eyalet seçimlerini de aynı tablonun yansıtacağını düşünüyorum. Özellikle FPÖ'ye yapılan ve bir FPÖ'nün de aşırı sağın da bir mağduriyet rolüyle beraber bu eyalet seçimlerinde farklı bir sonuca doğru söyleyebiliriz. Son olarak şunu soracağım Halil İbrahim Bey. İsrail'de, İsrail'in Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yaptığı saldırı Lübnan'da, Lübnan'ın güneyinde, Avusturya'da tepkiyle karşılandı. Yanlış bilmiyorsam 160 askeri mevcut Avusturya'nın orada. Dışişleri Bakanı bir tepki gösterdi. Hem bu tepki hem de bu saldırıların Avusturya'daki yansımalarını da size sorabilir miyim? Evet, bunu aslında ilginç bir haber olarak söyleyebiliriz. Evet. Malumunuz Avusturya başından beri bütün İsrail'in katliamlarına rağmen İsrail'in yanında durduğunu ilan etmiş bir ülkeydi. Hı. Hatta geçen 7 Ekim'de Cumhurbaşkanından küçük partilerine kadar hepsi 7 Ekim saldırısını kınayıcı ifadeler kullanmışlar ve parlamentoya da İsrail bayraklarının rengini yansıtmışlardı. Yani İsrail'e koşulsuz bir destek sağladığını Avusturya'nın söyleyebiliriz. Tabii bunun tarihi arka planı var. Seyircilerimizin malumudur. O noktada Avusturya koşulsuz bir şekilde İsrail'in yanında olduğunu her fırsatta değerlendiriyor. Fakat dışişleri bakanı Alexander Schallenberg'in açıklaması o noktada ilginç. Yani böyle bir tepki beklemiyorsunuz açıkçası. Bu gibi durumlarda genellikle herhangi bir yorum yapmamayı ve yorumdan kaçınmayı yeğlerler. Ama Alexander da belen bir açıklama yaptı ve dedi ki İsrail'in Birleşmiş Milletler gücüne saldırmasının açık bir biçimde uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu açıklama önemli. Yani ilk defa böyle bir Avusturya'dan İsrail'i eleştiren bir açıklama duyduk. Biliyorsunuz bir seneyi aşkındır Gazze ve daha sonrasında yeni birkaç aylık mesele de Lübnan'a saldırıları ortaya çıkmıştı ve büyük bir insanlık dramı yaşanmıştı, bir soykırım yaşanmıştı. Bu noktada her halükarda İsrail'in yanında duran Avusturya'nın böyle bir açıklama yapması hakikaten ilginç.
Tabii bilemeyiz. Yani biliyorsunuz daha öncesinde Macron da farklı Avrupa Birliği ülkelerindeki yetkililer de bir takım İsrail'i eleştiren açıklamalar yapmış. Daha sonra bu eleştirileri geri çekmişlerdi. Evet. Nasıl olur, nasıl biter onu bilmiyoruz ama çok net bir biçimde söyleyebileceğimiz İsrail'in yanında bütün o yaptığı katliamlara rağmen İsrail'in yanında duran Avusturya'nın böyle bir açıklama yapması ajansa da düşen ilginç haberlerden Dediğiniz biriydi. gibi çok ilginç bir haber. Baktığımızda yani benim aklıma direkt Avusturya'nın Lübnan'daki askeri varlığından dolayı böyle bir tepki gösterdiğine yönelik, ama dediğiniz gibi zaman bize bunun ne türlü bir açıklama olduğunu, neyi amaçladığını gösterecektir. Çok teşekkür ediyoruz Halil İbrahim Bey. Avusturya gündemini Ben bize teşekkür değerlendirdiğiniz ederim. için Avusturya'ya selamlar. İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bir sonraki durağımız Belçika olacak. Kamu politikaları uzmanı Sait Batara'yla özellikle belediye seçimlerini konuşacağız. Sait Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Nurcan Bey, nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Sait Bey, malumunuz halk tekrar sandıklara gitti. Bu sefer belediye seçimleri için, ama ilginç sonuçlar mevcut. Özellikle Ninov'daki seçimlerin aşırı sağcı Vlaams Belongun kazanması ülkede şaşkınlık yarattı. Sanırım ilk belediye zaferi diyebiliriz aşırı sağcılar için. Siz nasıl yorumlarsınız aşırı sağ? Yani çünkü bu şehir Brüksel'e de yakın bir şehir yanlış bilmiyorsam. Sizden yorumlarınızı rica edebilir miyim? Elbette. Şimdi Ninova'daki bu seçim Belçika siyasetinde aslında önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. Yiğit Azlier'in liderliğinde Forza Ninova aşırı sağ bir parti ve ülkenin artık hangi bir atmosferde olduğunu gösteriyor. Çünkü olay şöyle bir şey. Ninova'da göçmen nüfusu ya da mülteci nüfusu fazla olmasa da yabancılar bizi istila ediyor, işlerimizi, evlerimizi elimizden alıyorlar. Bu tür gibi yanlış argümanlarla halkı korkutarak oy toplamayı başardılar. Karşılık bulmuş Bu tür demek. söylemler toplumunda kutuplaşmayı artıran stratejilerden biridir ve halkın ekonomik ve sosyal endişelerini kullanarak oy kazanmayı çalıştıklarını görüyoruz. Evet, bir diğer ilginç sonuç da Anvers'ten geldi. Burada da tam tersi solcuların, İşçi Partisi'nin bir yükselişi söz konusu. Tabii ki belediye el değiştirmedi ama İşçi Partisi'nin bir yükselişi dikkat çekiyor. Buradaki sonuçları nasıl yorumlarsınız? Anvers'teki seçim sonuçları özellikle BBDA, yani aşırı sol dediğimiz Komünist Partisi'nin yükselişi açısından baya dikkat çekici. Bunu sadece yalnız Anvers'e böyle geçerli, yani bölgesel dengelerin üzerinde pek büyük bir etki yaratacak kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Evet, Anvers'te BBDA beklenmedik bir başarı elde etti ama diğer belediyelere benzer bir başarı sağlayamadılar. Dolayısıyla bu yükseliş Anvers'e özgü bir durum gibi görünüyor ve ulusal Liman kenti siyasette olmasının, işçi sayısının yüksek olmasının etkisinden bahsedebilir miyiz? kesinlikle aynı zamanda yabancı toplumun yüksek olduğu bir belde ve PvdA daha çok özellikle bu kampanyada bunlara çok aşırı bir ilgi ve kampanya yaptığı için ve Yeni Filaman İttifakı, yani şu anda hala da kazanmış olan partinin bunları daha çok ötekileştirme çabalarına nazaran bunlar daha bir yükselişli oldular. Peki belediye başkanı dediniz, Bart De Wever. Sizce siyasi geleceği nasıl şekillenecek? Belediye başkanı olarak görevine devam ediyor ama adı başbakanlığa da geçiyor. Siz nasıl yorumlarsınız? İşte Belçika'daki siyasetin en önemli isimlerinden biri olan Bart De Wever. Kendileri 20 seneden beri zaten bu siyasi döngünün içerisinde en önemli isimler olarak en önemli isim olarak geçiyor kendileri. Artık zarlar Bart De Wever'in elinde. Yani kendisi 12 yıldan beri Anvers Belediye Başkanı ama partisi de kendisi de parti başkanı aynı anda Yeni Flaman İttifakı'nın parti başkanı. Partisi de 20 yıldır hükümette etkin bir rol oynuyor. Artık halk Bart De Wever'den daha aktif ve ulusal düzeyde bir rol üstlenmesini bekliyor ve istiyor. Başbakanlık seçeneği onun için önemli bir yol ayrımı olabilir. Belediye başkanlığına devam mı edip yerel siyasette mi kalacak, yoksa ulusal düzeyde daha büyük bir sorumluluk mu alarak
Başbakan mı olacak? Bu tamamen onun stratejik tercihine bağlı. Kendisinin izlediği strateji bu zamana kadar belediye başkanı kalıp partisinin başkanı olarak daima yerel hükümeti eleştirirdi. Mevcut hükümeti eleştirirdi. Bunun sayesinde bakın bunlar hep böyle kötü, bunlar hep böyle kötü. Biz daha iyiyiz, bizi seçerseniz daha iyi oluruz gibi bir kendilerinin zaten bir rolü vardı. Artık şu anda zarlar tamamen kendisinin elinde ve artık buradan ne çıkar o gerçekten çok merak edilen bir konu. Biraz önce Halil İbrahim Bey'le konuşurken Sait Bey 10 günlük koalisyon kurulamamayı rekor olarak söyledi. Tabii bu durum Belçika'da pek söz konusu değil. Daha uzun süreler hükümet kurulamıyor Belçika'da. Yeni hükümet kurulma hazırlıkları nasıl gidiyor? Federal yönetimlere ilgili, yönetimlerle ilgili neler söylersiniz? İşte aynen Halil İbrahim Bey bunu dediğinde ben biraz güldüm Tahmin çünkü ettim bildiğiniz zaten. gibi biz Belçika'da bu konuda rekortmeniz. Bizim 540 günümüz var. 540 gün hükümetsiz geçirmişliğimiz var. İşte daha demin anlattığım olay gibi şu anda zarlar tamamen Bart Weaver'ın elinde. Kendisi zaten bir numaralı adam olarak gösteriliyor bu yeni kurulacak hükümette. Zaten buna da Arizona koalisyonu diyorlar renklerinden dolayı. İşte burada çok büyük merak konusu olan Bart Weaver artık burada sorumluluğunu alıp başbakanlık mı yapacak? Yoksa bir daha kendisi belediye başkanı olup başka birisini mi ön tarafa sürecek? Bu çok merak edilen bir konu. Sait Bey, şunu da sormak istiyorum. Özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde İsrail karşıtı gösteriler devam ediyor. Belçika'daki durumu soracağım size. Dün Melek Hanım'la konuşmuştuk ama sizden de dinlemek istiyorum. Belçika'da İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikalarına karşın bir gösteriler var mı? Neler söylersiniz bu konuyla alakalı? Şu anda hala da mesela gösteriler birkaç hafta önce olmuştu. Bir daha bu 7 Ekim tarihinden dolayı, bir sene olmasından dolayı bir daha millet sokağa çıktı. Buna karşı gösterilerde bulundu. Yani buna karşı halktan dolayı zaten çok büyük bir tepki var. Halk kendisi zaten Filistin'e karşı, yani şu anda Gazze'de olan, Filistin'de olanın tamamen kınıyor ve büyük bir şekilde katliam olduğunu, hatta soykırım olduğunu zaten bunu söylüyor. Burada zaten asıl mesele toplum kendisi değil, daha çok bakanlar, başkanlar, devlet ekranları, bunlar kendileri ne hikmetse yani tamamen yani İsrail'in yaptığını görmemezden geliyorlar ve kendileri tamamen bunlara koşulsuz şartsız destek Çok açık bir sağlıyor. destek var Belçika siyasetinden İsrail'e yönelik. Bunu nasıl yorumlarsınız? Evet. Ya şöyle bir şey, şimdi bir bölüm var. Evet, kendileri Gazze'ye, Filistin'e kendileri destekliyor. Yalnız büyük bir bölüm tamamen koşulsuz, şartsız diyor ki İsrail tamamen bu konuda haklıdır. Kendileri kendilerini muhafaza etmek için, kendilerini korumaları için, kendilerini savunmaları için bu kendi haklarıdır. Buna tamamen bu kadar katliam yapması normaldir. Bu çok büyük bir çelişki yaratıyor. Hem toplum içerisinde hem de diğer mesela büyük Avrupa topluluğunda ya da Birleşmiş Milletler'inde baktığımızda yani benim gözümde nazaren bu sadece yani salt bir ikiyüzlülüktür. Çünkü sen aynısını Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda yapıyorsun. Orada tamamen işgalciyi Rusya olarak görüyorsun. Orada Ukrayna'ya tamamen destek veriyorsun. Dünyanın öteki tarafında İsrail Filistin konusuna baktığın zaman diyor ki ya orada işte İsrail işgalci değildir, istilacı değildir. O yüzden de tamamen onu destekliyoruz. Evet Sait Bey, çok teşekkür ediyoruz. Belçika gündemini bize aktardığınız için Belçika'ya selamlarımızı iletiyoruz. Ben teşekkür ederim Hocam Bey. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, son durağımız Almanya olacak. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş konuğumuz olacak. Ramazan Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, hayırlı sabahlar. Hocam Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz AK Parti'den Almanya'ya önemli bir ziyaret gerçekleşti Ramazan Bey. AK Parti heyeti Avrupa'da yaşayan Türklerle bir araya geldi. Sizden ziyarete dair notlarınızı dinleyebilir miyim Ramazan Bey? Tabii Hocam Bey, hemen bir şöyle bir güncelleme yapayım. Tabii. Avrupa'nın birçok şehrine ziyaretler yapıldı. Tabii bunun en önemli noktalarından bir tanesi ise Almanya'ydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın talimatlarıyla, öncülüğüyle birçok yurt dışından sorumlu milletvekili yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir araya geldi. Gazeteci arkadaşım Bülent Dönmez Almanya temaslarını takip etti. Konya Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyon Başkan Vekili Sayın Meryem Gökhan'ın temaslarını yakinen takip etti. Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere işletmeler ve STK'larla bir araya gelen Meryem Gökhan sadece seçim döneminde değil, seçim döneminin dışında da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini ifade etti. Tabii şunu da altını çizelim Uğurcan Bey, sadece Avrupa kıtasında değil, geçtiğimiz aylarda UID ile birlikte AK Parti Teşkilatı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve farklı kıtalarda da yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinlediler ve çözüm önerilerini heybelerine koyup meclise gideceklerini belirtmişlerdi. Tabii bu ziyaretler kapsamında sorunlar da ele alınacak olursa Meryem Hanım'la yapmış olduğumuz görüşmede şunu dillendirdi. Avrupa'da maalesef Müslüman karşıtı ırkçılık tüm toplumlar için tehdit eden bir sorun olduğunu dillendirdi ve bunu Avrupa Konseyi'nde Müslüman karşıtı ırkçılık sorunu çözümü için siyasi muhataplarıyla da görüştüklerini ve bunun Avrupa için bir sorun teşkil ettiğini, yani sadece yurt dışında yaşayan Türkler ve Müslümanlar değil, tüm birlikte yaşayan toplumlar için sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Öte yandan malumunuz geçtiğimiz haftalarda, aylarda, hatta yıllar bile diyebiliriz, Avrupa'da bir kanayan yara var. Aşırı sağın yükselişi var. Evet. Aşırı sağla birlikte toplum içerisinin en makro düzeyine kadar inen bir ırkçılık var. Bununla da mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Almanca konuşan coğrafyaya bakacak olursak, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde aşırı sağ partilerin bazı eyaletlerde birinci çıktığını görüyoruz. Hatta genel seçimlerde bile birinci çıktığını görüyoruz Avusturya'da. Birinci olmadıkları yerde bile %25'lik bandı yakaladıklarını, hatta bazı yerde %30'luk banda ulaştıklarını görüyoruz. Bu durumda insan hakları açısından kabul edilemez duruma gelmiş durumda söylemlerinden bahsediyoruz. Çünkü popülizm üzerinden ülkede yaşayan ve 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa ülkelerinin kalkınmasında büyük emek sarf eden Türklere yönelik yapmış oldukları siyasi söylemler kabul edilemez. Sonuçta bu ülkenin inşasında birinci nesil, ikinci, hatta üçüncü, dördüncü nesil Türklerden bahsediyoruz. Büyük katkıları var. Meryem Hanım bunun bertaraf edilmesi gerektiğini, özellikle birlikte yaşam içinde adımlar atılması gerektiğini belirtti. Öte yandan en önemli mesajlarından bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki vatandaşlarına selamını iletti. Özellikle 2000 yılların başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki Türklere sahip çıkması, bir Almanya temsilcisi olarak söyleyebilirim, takdire şayan bir durum. Sonuçta yaşamış oldukları ülkede ırkçılıkla, Müslüman düşmanlığıyla karşı karşıya kalırken kendi öz vatanlarından sahip çıkılması çok önemliydi. Bu mesajı da aktardı kendileri. Olayı da özetleyecek olursak Uğurcan Bey, sorunlar dinlenildi, tavsiyeler alındı ve bu da önümüzdeki dönemde hem meclisimize taşınacak, hem komisyonda görüşülecek, hem de Avrupa Birliği'nin parlamentosunda da Türk diasporasının sıkıntıları dillendirilecek. Bu da önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ramazan Bey, Almanya siyasetini, Almanya gündemini yakından takip ediyorsunuz. Sizin bu konunun dışında aktarmak istediğiniz konu başlıkları var mı? Ayrıca gelişmelerden dolayı. Şunu belirtebilirim. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi aşırı sağ ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor. Brandenburg, Thüringen, Saksonya seçimlerini mercek altına aldığımızda ise Müslüman karşıtı, Türk düşmanlığı
mülteci düşmanlığı söylemleriyle sağ partiler, aşırı sağ yoksa partiler bir şey ciddi bir ivme kazandı. Bizler sadece AfD ve uzantılarına odaklanırken diğer partilerin de bu minvalde söylemlerin olduğunu görüyoruz. Sağ bloktaki oylara baktığımızda özür dilerim. Sadece AfD'nin oyuna değil, bazı sağ partilerin de oyuna baktığımızda bu oy oranının %50'yi aştığını görüyoruz. Bu da sıkıntı teşkil ediyor. Almanya genelinde bakacak olursak iç siyasetinin nasıl bir dengelerde değişim olacak diye bakacak olursak önümüzdeki yılın Eylül ayında bir genel seçim var. Federal seçim var Almanya'da. Erken seçim olur mu? Aşırı sağ partinin oyları anketlerde son seçimlere nazaran hala artmaya devam ediyor. Sosyal demokratların buna karşı bir hamlesi olacak mı? Yenilenme çalışması olacak mı? Bizim açımızdan bakılacak olursa mağdur olan Müslüman Türkler de kucaklanıp siz de bu toplumun bir parçasısınız denilecek mi? Bu da merak konusu. Evet. İşin özeti erken seçim olur mu olmaz mı? Bunu da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz. Almanya gündemini ve AK Parti'nin ziyaretini bize değerlendirdiğiniz için Almanya'ya, Almanya'da yaşayan Türklere selamlarımızı gönderiyoruz. Aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum Hocam Bey. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Haberdar'ın bugünlük sonuna geldik. Sizi Avusturya, Belçika ve Almanya gündemlerinden haberdar ettik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.